Maçı çok fazla konuştuk zaten aslında üstünden birkaç günde geçti. O yüzden Bodrum spor maçının dışına çıkmak istiyorum ama yine onu referans alarak bir örnekle de devam edelim. Nelson'un oynamayışı çünkü Nelson artık tercih edilmeyen adam konumuna düştü neredeyse. Davinson Sanchez'in yokluğunda belki o bölgede en çok forma giyen oyunculardan bir tanesiydi Nelson. E, son dönemlerde yaşanan sıkıntılar kendisinin zaman zaman yapmış olduğu açıklamalar ve çıkan haberler eminim bu konuda e, etkili olan durumlardan bir tanesidir ama ben tabii ki size de sormak isterim. Nelson'un son dönemlerdeki performansının düşüşü hem fiziken hem de e, ruh ruhen bu kadar motivasyon kaybının sebebi sizce ne? Ve devre arasında bir ayrılık bekliyor musunuz Galatasaray'da topar olarak? Ya Nelson geçen sezon da bunları yaşadı. Yani e, hatırlayalım yine Davinson'un sürekli forma giydiği Abdülkerim Bardakçı ile ve e, Nelson'un yedek kaldığı bir dönem vardı. Hatta o dönem Danimarka basına açıklamalarda bulunmuştu. Abuk sabuk açıklamalardı. E, yani bir İskandinav oyuncunun karakterine çok yakışmayan e, tutumlar sergiliyor Victor Nelson. İskandinav oyuncuları da biz ne biliriz? Yılmaz, mücadele eder, çok e, disiplinlidir. İskandinav oyuncular hani yedek mi kalıyor, 3 dakika mı oynuyor, 5 dakika mı oynuyor ona hiç bakmazlar. Hep böyle biliriz İskandinav oyuncuları ama Nelson bir İskandinav oyuncuya göre aşırı duygusal. Ya, duygus o da insan ama. Tabii ki insan bir şey demiyorum ama hani İskandinav oyuncuları hep biliriz ya. Yani duyguları hep böyle ikinci plana atarlar. Hep işin profesyonellik yani kısmı, evet. gerçekçilik kısmı hep ön plandadır. Ama Nelson'da duygusallık kısmı biraz ağır basıyor. Yani daha önce ülkemize gelmiş ya da bizim hani futbol dünyasını izlediğimiz İskandinav oyunculara göre farklı bir profil bu ciddi bir şekilde yedek kaldığı zaman, oynayamadığı zaman performansı, enerjisi çok aşağı inen bir futbolcudan bahsediyoruz burada Victor Nelson adına. Şunu da artık kabul ettiğimiz gerekiyor. Evet Nelson benim için hala önemli bir stoper. Mesela örnek veriyorum İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da şampiyonu oynayan değil, topu rakibe veren bir takımda, kapanan bir takımda mesela oynasa acayip savunma istatistikleri ortaya çıkartabilir. Yani dar alanda kapalı savunma içinde oynadığı zaman çok ciddi bir pozisyon oyuncusu Victor Nelson. Yerden ve havadan çok ekstra bir oyuncu vurdu. Ama artık Galatasaray gibi oyun önde oynamak isteyen geriden pasla çıkmak isteyen takımlar için bu tür stoper profilleri ciddi zafiyet yaratıyor. Davinson geldikten sonra azıcık daha da belli oldu. Tabii onu daha iyi anladık. Yani Davinson öncesi biz Nelson'un bu zaaflarını çok fazla göremiyorduk ama Davinson profili önümüze çıkınca açıkçası olayın ne olduğunu daha iyi farkına vardık. Doğru söyledin. Yani şu anda Nelson'un zaafları çok fazla Galatasaray'a zar zarar vermeye başladı. Mesela ben Kasıpaşa paşa maçının tribininde izlemiştim. Hatta maçtan sonra söylemiştim. Rakip topu daha sonra bıraktı. Açay Nelson'a bıraktı. Şimdi sizin bir oyuncunuzun zaafiyeti rakibin planı haline gelmişse burada bir problem var demektir. E, dolayısıyla o Hoca'nın Nelson'u oynatmama fikrine son derece saygı duyuyorum. Çünkü bir rakibi önde basmıyor. İki önünde hızlı bir stoper varsa geri geri kaçıyor ondan çalım yememek için. Kendine böyle bir güvenlik alanı yaratıyor. Artı geriden pasta çıkma konusunda çok büyük bir zafiyet yaşıyor ve kendiniz geliştiremedi bu konuda. Şimdi bunları topladığımız zaman o konuca Nelson oynatmıyor. Yani Bodrum maçı sonrası şey dedi işte geç döndüm ilk takımdan ben bunu kabul etmiyorum. Belki hoca Nelson'a böyle anlatmıştır ama ben inanmadım tabii ki bunu. Kimse de inanmamıştır büyük ihtimalle. Şu anda Nelson Galatasaray'da stoper rotasyonunda son sırada. Bu hem profili ama daha da önemlisi Nelson'un bu enerji düşüşü, konsantrasyon düşüşüyle alakalı bir durum. Hoca eski Nelson olsa tüm bu oyun zafiyetlerine rağmen milli takımdan son dakika bile dönse Bodrum maçında onu 11'de oynatır Davinson'un yerine. Ama hoca Meta'nı seçti. Bu tamamen taktik bir tercihti ve Dav dediğim gibi Nelson'un psikolojik durumuyla alakalı. Şu bilgiyi vereyim. Önümüzdeki günlerde Nelson'un menajerinin İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Bir görüşme olacak. Çünkü yani oyuncu rahatsız bu durumdan. Galatasaray cephesi rahatsız. Oyuncunun hala bir piyasası varken mini takımda forma giyiyor çünkü. Galatasaray yönetim burada satışına da sıcak bakıyor aslında. Yani devre arasında bir Nelson ayrılığı hiç sürpriz olmaz benim için açık söyleyeyim. E, çünkü oyuncuya talipler var ama hayal edildiği gibi rakamlar düşünülmesin. Yani Galatasaray ödediği rakamın bir tık üstünde bir bonservis geliri elde edebilir. Nedir bu? 11 milyon 12 milyon euro. Yani 20'ler falan imkansız artık Victor Nelson'da. Bunu kabul ettiğimiz gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi de beklentiyi düşürmüş durumda. Yani 11-12-13 bonuslarla maksimum 15 olabilir. O da müthiş bir rakam olur bence. benden sonun ayrılığının son derece e, olası olduğunu düşünüyorum devre arasında. Hazır devre arası transfer dönemine değinmişken e, başlığımızda da yer alan bir giden bir gelen isme de değinmek isterim. E, özellikle ilk olarak Hakim Ziyeş mevzusundan başlamak istiyorum. Çünkü Ziyeş'in son maçtaki boş kaleye gol e, kaçırma durumu çok fazla konuşuldu. Özellikle sosyal medyada ve yine e, yorumcular tarafından. Tabii ki bu Ziyeş'in e, bireysel yeteneğine biraz da uygun olmayan bir durum. Çünkü Ziyeş oradan belki eli tane denese 45'i gol olur. E, tabii ki futbol bu. Yani şanssızlıklar da olabiliyor ama. E, Hakim Ziyeş'in genel bir düşüşü olması aslında problem burada. İstikrarsız bir başarı var Hakim Ziyeş'te. Devre arası da takımdan ayrılması bekleniyor. Tabii ki o... Onun takımdan ayrılmasıyla birlikte biz Galatasaray'da bir kanat transferi de beklemiyor değiliz. Özellikle bu bölgede de Juan Arias ismi çok fazla gündeme geliyor yine transfer haberlerinde. Ben size sormuş olayım. Galatasaray'da hakim Ziyeş ayrılığında gelecek bir kanat isim bekliyor musunuz? Bekliyorsanız da bakayım. Söyleyeceklerim garip gelecek ama ben Ziyeş'in takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Hatta son maçtan sonra daha da emin oldum bundan. Kaçırdığı gole rağmen. Neden bunu söylüyorum? Şimdi yayınlık kısmında ne dedik? Galatasaray hep aksiyon isteyen bir takım değil mi? Hep oyuncuların profillerinin büyük bir kısmı. işte Yunus, Barış, Şalai, Toreyra, Osimen, Davinson, Abdülkerim, Yakops. Yani hepsi topu ayağına aldığı zaman hemen bir aksiyon yapma isteğinde olan oyuncular. Yani damarlarda kan çok hızlı dolaşıyor bu oyuncularda. Böyle takımlarda bazen o işte kanın yavaş dolaştığı damarlarda oyunculara ihtiyaç vardır. Mesela diyoruz ya Galatasaray kontrol oyunu oynayamıyor, tempoyu düşüremiyor. İşte bu oyuncu aslında Hakim Ziyeş'tir. Hakim Ziyeş eğer mental anlamda şu anda Okan Hoca'nın ona verdiği rolü kabul ederse yani oyunun ikinci yarılarında forma giyme rolü konusunda bir problem yaratmıyorsa takım içinde onu şu an çok net bilemiyoruz çünkü. Görünen yaratmıyor. Böyle oyunculara ihtiyaç var. Çünkü neden? Yani ikinci yarılarda Galatasaray oyunu tutmak istediği zaman, biraz pas yapmak istediği zaman, biraz topa sahip olmak istediği zaman işte Hakim Ziyech tarzı profillere ihtiyaç duyarsınız. Galatasaray kadrosunda böyle bir profil yok şu anda.